Evet sevgili öğrencilerim, şimdi de geldik. Yine katı cisimlerin 47. sorusuna kadar çözmüştük. Bu videoda da 47'den itibaren devam edeceğiz. Böyle şimdiki soru tarzımızda dostlarım, birkaç tane böyle prizmayı, burada küpleri koymuş mesela, dikdörtgenler prizması falan olur. Böyle üst üste yan yana sağa sola koyup burada işte yüzey alanı sorulacak ya da iki nokta arasındaki uzaklık sorulacak gibi soru tarzları var. Bir de ÖSYM'nin sevdiği meşhur soru tarzlarından. Bunlardan biraz bol bol soru hazırladım. Bir 5-10 tane var. Onları çözelim birlikte. Şimdi şekil 1'de verilen tahtadan yapılmış 6 adet özdeş küp. Tamam. Şekil 2'deki gibi birleştirip L harfi oluşuyor ve mavi renge boyanıyor. AB uzunluğu kök 14 birim olduğuna göre boyanan alan kaç birim karedir diye bir soru sormuş. Şimdi AB uzunluğunu bulalım dostlar ilk önce. AB dediğimiz şey şöyle kırmızıyla çizeyim, biraz da kalınla yapayım. Bakın şuradan aşağı biraz daha kalın alacağım. Şurası ve şu kısmın hipotenüsüdür arkadaşlarım. AB dediğimiz uzunluk, yani kök 14 dediğimiz kısım, şuranın hipotenüsü, şu dik üçgenin. Tabii bizim bu dik üçgenin şimdi dik kenarlarına ihtiyacımız var. Şurayı biliyoruz zaten. Her birine a dediğimde burası 3a. Şimdi şu kenarı nasıl bulacağız? Bakın onu da şu yerde yatan şu dik üçgenin hipotenüsü olduğunu görün dostlarım. Hemen şurası a, şurası 2a olduğu için a kök 5'tir burası da dostlar. Şurada hemen Pisagor'u bir çakalım. A kök 5'in karesi 5'e kare. 3a'nın karesi de 9'a kare yapar. Dolayısıyla hipotenüsün karesi, yani kök 14'ün karesi de 14 yaptı. 14 a kare 14, a kare 1, a'yı da 1 bulduk. Demek ki küplerin bir kenarı 1 birimmiş dostum. Bize de buna göre boyanan alan, yani şuradaki kısmı L harfinin görünen kısmının alanını istiyor bizden. Gelin şuraları şimdi bir silelim, bir temizleyelim. Baştan şimdi bir daha başlayalım. Şimdi bir kenarı 1 bulduğumuz için şuradaki her bir karenin alanı 1 birim karedir dostlar. Sayalım kaç tane kare varmış, ona göre cevabı bulalım. En üstteki küpte bakın 1, 2, şurası 3, arkadan baktığımda 4, bu yandan baktığımda da 5 tane kare buradan geliyor. Yani 5 bu küpten geliyor. Şimdi bu şekilde tek tek sayarak bulabilirsiniz dostlarım. İşte sıradaki küp 1, 2, buradan baktığımda 3, buradan baktığımda 4 geliyor. Bir altındaki küp diye diye bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Devam edelim hatta. 1, 2, buradan baktığımda 3, buradan baktığımda 4 geliyor. Şuna bakalım. 1, buradan baktığımda 2, alttan baktığımda 3, bu yandan baktığımda da 4 geliyor dostlarım. Şunu sayalım. 1, 2, buradan baktığımda 3, alttan baktığımda da 4 geliyor bundan da. Sonuncusunda 1, 2, 3, buradan baktığımda 4, alttan baktığımda da 5. Artı bir de 5 geliyor. Toplayalım. 5, 10, 14, 18, 22, 26'ymış sorumuzun cevabı diyebiliriz. Bu birinci yol. Şöyle yapabilirsiniz. Bunu biraz daha kısaltabiliriz istiyorsanız. Böyle yüzey alanı hesaplamanın birkaç farklı yolu var arkadaşlarım. Ben az önce en garantisini yaptım dostlar. Hani tek seferde içim rahat edecek şekilde bitirdim. Bir de şu var. Şimdi ben direkt bu karşıdan baktığımda ne görüyorum? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kare görüyorum. Arkadan baktığında da aynısını görürsün. Yani toplam 12 tane kare görürsün. Şimdi bu yandan bakalım dostlarım. Buradan baktığımda bakın 1, 2, 3, bir de şunu görüyorum. 4 tane görüyorum şu 3'ü. Bir de şunu görüyorsunuz 4. Buradan baktığınızda da 4 tane görürsünüz. Yani 8 yaptı. Üstten bakıyorum bir de 1, 2, 3'ünü görürüm. Alttan baktığında da 3 tane görürsün. 6 yaptı. İşte toplam gördüğüm kare sayısı 26'yı buradan da bulabiliriz dostlarım. Seçenek sizin. İstediğiniz yolla yapabilirsiniz. Devam. Bakalım bu ne diyor? Özdeş 5 adet
kare prizma şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Şimdi bunların her biri kare prizmaymış. Yani şuradan gösterirsek şöyle. Şu kenar A, bu kenar A. Yüksekliğini bilmiyoruz. Şuraya kadar olan kısma da B diyelim. Hacmi neydi? Taban alanı A kare çarpı yükseklik B. Hacimdir 81'miş. Yanal alanı. Yanal alan tabanın çevresi 4A çarpı yükseklik B. 108'miş. Hadi şuradan hemen A'yı B'yi bulalım dostlarım. Şunları bir sadeleştirelim. 4'e bölelim. 4'e bölelim. 27 gelsin. Şimdi A kare çarpı B. A çarpı A çarpı B. 81'di. A çarpı B'yi de 27 bulduğum için demek ki A dediğim şey 3'müş. A 3 ise çarpımlarının 27 olması için B de 9 olacak. B'yi 9, A'yı 3 bulduk. Şimdi bize neyi soruyor? Kırmızı çizginin uzunluğu nedir diye soruyor dostum. Hemen şöyle bulalım. Şimdi şuradaki A'dan, şimdi bu kırmızı çizgiyi hipotenüs yapacağız dostlar. Amacımız bu. Şuradaki B'den de yere bir diklik inelim dostlar. Şöyle yere bir diklik inmiş olalım. A'dan da bu tam B'nin yere dik inen kısmına bir şey çizdiğimde işte burası bizim dik açımız oldu. Bize de şu soruluyor. X diyelim, şu kısmı bulacağız. B'den yere indirdiğim dikliği bulacağım ki hemen bulalım. Şunun artık şu kenarı 3'tü. 3 de buradan gelecek. Buradan aşağı inen diklik demek ki 6'ymış diyeceğim ben. 6 buradan geliyor. Şimdi şurayı hesaplayalım, şu kısmı. Onu da nereden hesaplayalım? Şöyle kırmızıyı alayım. Biraz dikkatli olmanız gerekecek arkadaşlarım burada. Bakın şurası. Şöyle dışarıya doğru taşırdım. Buradan da şöyle yere yerden bir diklik çizdim. İşte şu adam, şurası. Bu dik üçgenin hipotenüsü. Şimdi şu kısım, şurası. Bak bu yeşille sarının uzunluğu değil mi dostum? 9, 9, 18 buradan geliyor. Şurayı hesaplayalım. Bu da A'dan başladım. Yani şuradan başladım. 9, 9 daha 18, 3 daha 21. Şuradan da burası 3 birim dışarıya taştı değil mi? Yok 3 taşmadı. Şurası 3, 6 birim dışarıya taşmış. Şurası 6 çünkü. Hani şurası 3 ise buraya da 6 kalıyor ya. 6 da buradan dışarıya taştı. Neydi? 3 tane 9. 27 de burası yaptı dostum. 18, 27 Pisagor yapıp şurayı bulalım hemen. 18, 27 bir Pisagor yapalım. 9'a bölerek yapalım. 2, 3. Pisagor yaptığımda 9, 4 daha kök 13 geldi. 9 kök 13'müş o halde diyelim. 9'a bölerek yaptığım için tekrar karesini aldım. Şimdi burada da x'i bulalım şu dik üçgende. X kare eşittir. Bir 9 kök 13'ün karesi olacak. 9 kök 13'ün karesi de 81 çarpı 13'tür. Artı bir de şuradaki 6'nın karesi olacak. Yani 36. İşte buradan bulacağımız sonuç bizim aradığımız cevap olacak arkadaşlarım. Biraz gıcık sayılar çıkıyor. Evet. Sadeleştirerek yapsak ne kadar sadeleştireceğiz ki? Yani en fazla 3'e bölerek sadeleştirebilirdik bunları. Şurada bir daha göstereyim. Biri 6, biri 9 kök 13. Bir de hipotenüsü bulalım. 3'e bölersek 2. 3 kök 13 soru işareti diyelim. Bunun karesi 4. Bunun karesi 9 çarpı 13'ten 90, 27 daha 117. Topladık 121. Aa güzel bir şey geliyormuş lan. 11. 11'in de 3 katı olacak o zaman 33. Aa kolaymış lan bayağı. Güzel sayı geliyormuş. İyi ki de sadeleştirmişiz 3'e. Peki. Geldik buna. Yine şöyle salak bir uzunluk soruyor. Biz yine burada ne yapacağız dostlarım? Pisagor bağıntısını kullanacağız. Şimdi gelin şu K'dan aşağıya yere inen bir diklik çizelim. L zaten yerde. Bunları da birleştirdiğimde işte senin KL'yi bulacağın, X'i bulacağın dik üçgen burası. Şimdi şu uzunluk şurasına bakalım. Taban ayrıtı 2 birimmiş dostum bunun. Şurası 2 ise şuraya 4 kaldı diyelim. Bu uzunluk 4. Şurası da 2. Onu da maviyle yapayım hatta ya şöyle. Şurası 2. Şurası da 6 olduğu için ve bu da dikdörtgenimin köşegeni olduğu için burası da 2 kök 10. Değil mi? Dik açıkken de biri diğerinin 3 katıysa küçüğünün kök 10 katı.
X'i bulalım hemen. X kare eşittir. Bir 4'ün karesi, bir de 2 kök 10'un karesi 40. 56 x eşittir kök 56. O da ne olur? Kök 56, 4, 28 çarpı 2, 4 çarpı 14'ten 2 kök 14 olur. 50. sorumuz. Taban ayrıtı x, yüksekliği 3x olan dik prizmalar, tahta bloklar şekildeki gibi konumlandırıldığında A ile B arasındaki uzaklık kök 46 oluyormuş dostlarım. Kök 46. Hadi bunu bir konuşalım şimdi. Buradan muhtemelen x'i bulduracak bize. Kök 46'yı boşuna vermedi bize dostlarım. Şimdi şuradan bir diklik çizelim. Şurayı da birleştirelim. Buradan aşağıya da bir diklik inelim. B ile birleştirelim. Şöyle. A üstte, B en altta farkındaysanız. O yüzden buradan aşağı 3 boyutlu çizdim dostlar. Peki başka bize neyi vermişti? A ile B arasındaki uzaklığı vermişti, değil mi? Kök 46. Şuradan birleştirdiğinizde A ile B arasındaki uzaklık kök 46'ymış. Şimdi bunu da şöyle çizeyim de. Şunu da şöyle birleştirelim. Evet, burası bir dik üçgen ama bakın bu dik üçgenin hipotenüsü AB değil. AB sanki böyle bir cisim köşegeniymiş, değil mi dostlarım? Cisimin köşegeni gibi duruyor. O yüzden dikkatli olun. AB'yi dik üçgen içine koyacaksınız. Hangi dik üçgen olacağına dikkat edin. Şimdi şurayı bir temizleyeyim. Bakın şuradan da şuraya bir çizgi çizelim. İşte AB şu dik üçgenin hipotenüsü. Şimdi bizim şu yüksekliğimiz, yani şuradan aşağı inen diklik x'miş. Şurası x. Şimdi şuranın tamamı şuradan buradan başlayıp şuraya kadar gelen uzunluk, bak şurası x, 3x de buradan 4x burası. Yani şu yerden buraya kadar gelen kısım x'i burada olduğu için şuraya da 3x kaldı. O halde bu adam x kök 10. X, 3x, x kök 10. Şimdi şurayı hesaplayalım. Burası 3x. 3x de şuradan şuraya geldi. 6x. Hadi Pisagor'umuzu çakalım şimdi. Artık her şeyi bulduk. Burası kök 46 idi. Kök 46'nın karesi 46 eşittir. 3x de burasıydı. Toplam 6x. 6x'in karesi 36x kare artı bu neydi? X kök 10. Yani 10x kare. Buradan 46x kare 46 x eşittir 1 geldi. Tamam, artık bunun uzunluğu 3, yüksekliği de 1'miş diyebiliriz. Buna göre de diyor ki C ile D arasındaki uzaklık nedir diye bir soru sormuş bize. Hemen şöyle D'den yere bir diklik indirelim. C'den de yere bir diklik indirelim. Şimdi C ile D arasındaki uzaklığı bulacağız. Burayı arıyoruz artık dostlarım. Bizim bildiğimiz yer şurayı bulabiliriz. Bakın burada bir dik yamuk oluşturduk. Bu dik yamuk sayesinde de soruyu çözeceğiz. Şurası 3. Burası 1. Şu kenarı da bulalım. Onu da şuradaki Pisagor'dan bulalım dostlarım. 3. Şurası da 4, değil mi? Bakın 1 ile 3'ün toplamı 4. O halde burası 5 oldu. Şimdi dik yamuktan da x'i buluyorum. Şuradan bir dikdörtgen oluşturalım. Burası 5. Burası 1. Buraya da 2 kaldı. X kare eşittir. 5'in karesi 25 artı 2'nin karesi 4. Kök 29 geliyor. 25, 4 daha, kök 29. Ama şıklarda bulamadık. Nerede bir hata yaptık? Bir daha bakalım. Şöyle bir daha bakalım acele etmeden. Şurası 1, 3 burası, bir de şuradan gelecek. Doğru. Burası 4 değil 5 olacak arkadaşlar. Yanlışlık burada. Şurayı bakın bir daha gösterelim. Şurayı bir sileyim ben. Şu kısmı bir daha gösterelim size. Bak şuradan buraya zaten bir 1 var. 3 burası, 1 de burası oldu. 5 birim oldu. 3 de buradan geldi. Şimdi 25, 9 daha kök 34'müş burası. Şurası kök 34. Şimdi Pisagor'u yapalım. X kare kök 34'ün karesi 34 artı 4'ten 38. X kare 38. X kök 38. Evet. Devam. 51. soru.
Dikdörtgenler belki size kırmızı çizgiler çizilecektir. Bu iş için bu boya ustasının birim fiyatı 6 TL olduğuna göre bu iş ustaya iş bittiğinde en az kaç TL ödenmelidir diye bir soru soruyor. Böyle bir çizgi çizmek için kaç lira almalıdır diye soruyor. Şimdi bizim burada yapacağımız bu çizginin en kısa uzunluğunu bulmak. Aslında karınca yürütme sorusu olmuş. Bu yüzeyleri yan yana açacaktık, değil mi dostlarım? Şurada göstereyim. Bak önce şu öndeki 7, 8'lik dikdörtgeni açıyorum şuraya. Biraz şöyle küçük açalım. 7, 8. Sonra şu 4, şu yüzeyi açacağız. Şurası 4 olan bu yüzey. Sonra şuradaki 6'lık şu yüzeyi hemen yanına getireceğiz. 6. Son olarak da yine şu 6'lık yüzeyi de yanına getireceğiz. B köşesi burada. A köşesi burada. Burası ne yaptı toplam? 24 yaptı. 7, 24. O zaman benim kırmızı çizgim 25 birimlik bir çizgi. Bir birime 6 lira veriyorsam 25 birime 25 çarpı 6 lira veririm. Cevap da Denizli'den geldi. Şekil taban kenarları bir birim, yüksekliği 3 birim olan 5 adet eş kare dik prizmadan meydana gelmiştir. Buna göre bu şeklin yüzey alanı kaç birim karedir diye bir soru sormuş. Hadi hesaplayalım şimdi tek tek arkadaşlar. Şimdi yüzey alanı şöyle önden baktığımızda ne görüyoruz? Bunu bir hesaplayalım. Şimdi yüksekliği 3, şurası 1 olduğu için bakın şu dikdörtgenin alanı 3. 1 burada 3 var. 1 burada 3 var. 1 burada 3 var. 1 de burada 3 var. Yani 1, 2, 3, 4, 5 tane 3. Yani bir 15 buradan görüyorum. Arkadan baktığımda da aynısını göreceğim için bir 15 de buradan görüyorum dedim arkadaşım. Şimdi yandan bakalım buradan. Ne görürüz? 1, 2, bunların kenarları 1, 1 de 1, 1 de buradan gördüm. 1 şuradan gördüm. Burası da 3 birimdir, değil mi? Şu yan tarafta 3 birimdir. Ne gördük? 1, 2, 3. 3 de buradan 6 birim gördüm. 6 da bu taraftan göreceğiz. 12. Şimdi yukarıdan bakmadık, değil mi? Bir de alt ve yukarıdan bakalım. Şimdi yukarıdan baktığımda şunu görürüm. 3. Şurayı görürüm dostlarım ki bakın burası birden 2 kaldı. Buranın alanı 2'dir. 2 de buradan gelecek. Şimdi neydi? 3. 2, 2 daha 4, 7 yaptı. Başka ne görürüm buradan baktığımda, yukarıdan baktığımda? Başka da bir şey görmem. 7. O zaman alttan baktığımda da 7 göreceğim ben dostum. 7, 7 daha 14 gördüm o halde. Şimdi ne yaptı burası? 30. Bir de şunları hesaplarsak 30, 26 daha 56 yaptı ama bitmedi bak dikkat. Şuradaki içeridekileri hiç hesaplamadık. Bak şurada yerde bir kare var dostum bu. Yanda bir kare var. Bu üstte bir kare var. Bu bir de şu yanda bir kare var. Yani 4 tane birlik kare var artı 4. O zaman toplam 60 yaptı diyebilirim. Bakalım bu ne diyor? Emrah öğretmen matematik dersine kenar uzunlukları bir birim olan küp şeklinde 10 adet tahta blok getiriyor. Sıçam Emrah öğretmenin ağzına. Bu küpleri yukarıdaki şekilde olduğu gibi E harfi oluşturuyor. Bir de baş harfini oluşturuyor it. Daha sonra bu şeklin tabanı hariç tüm yüzeylerini kumaşla kaplamak istediğini söylüyor. İyi bakıyor. Buna göre Emrah öğretmenin tahta blokları kaplaması için en az kaç birim kare kumaşa ihtiyacı vardır? Yani bize kısaca şuradaki cismin yüzey alanını bulun diyor ama tabanı çıkartacakmışız arkadaşlarım. Hadi hesaplayalım. Şimdi önden baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane küp görüyorum. Şey kare görüyorum. Arkadan baktığımda da aynısını göreceğim. Toplam 20 tane buradan geldi. Şimdi şuradan bakalım. Bu taraftan. Bak 1. Şurayı görürüz 2. Şurayı görürüz 3, şurayı gördük 4, şurayı gördük 5. 5 tane görürüz. Arkadan da 5 etti 10. Üstten bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane görüyorum üstten baktığımda. Alttan baktığımda da 6 tane göreceğim. 12. Yani toplam
30, 42 tanesini görüyorum dostlarım. Ama en alttaki 3 tanesini kaplamayacaktık, değil mi? Hemen 3'ü çıkaralım. Cevap 39. Denizli'den geldim. 54. Bakalım ne diyor? Şekilde gösterilen platformun hacmi 48 santimetre küpmüş. Bu platformun yüzey alanı nedir diye bir soru sormuş. Şimdi hacimde olay şuydu. Kaç tane var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. Demek ki bir tanesinin alanı 48 bölü 6'dan 8. Küpün hacmi neydi? A küp. A küp 8'miş. Demek ki A'yı 2 bulduk. Yani şurası 2'ymiş dostum. Şimdi yüzey alanını soruyor. Hadi önden görünenleri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 da arkadan göreceklerimiz 12. Artı. Şöyle yandan bakalım şimdi. 1, 2, 3 tane buradan gördük. 3 de bu taraftan göreceğiz. 6. Üstten baktığımda 1, 2, 3 tane. 3 tane de alttan göreceğiz. 6. Şimdi 3 yönden de baktık. Toplam gördüklerimizin sayısı bu. Yani 30. 30 tane kare görüyorum. Karenin bir tanesinin alanı 2 çarpı 2'den 4 olduğu için 30 çarpı 4'ten 120'dir diyeceğiz arkadaşlarım. Tabii bu başka bir şey diyor. Onu platformun hacmi 48. Tamam. Platformun yüzey alanı nedir? Nerede hata yaptık? Bir daha bakalım. 12, 18, 24 lan. 24 tane görüyormuşuz. 24 çarpı 4 olacak. Bir de toplamayı bilsek ne olur? 80, 96 olur dostlarım. Aha, H harfi. 12 adet birim küp bu cismin yüzey alanı nedir diye sormuş. Haydi hesaplayalım hemen. Önden baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane kare görüyorum. Arkadan da bakınca 12 kare, 24'ünü bulduk. Şu yandan bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 de bu taraftan baktığımda gördüm. 10. Üstten bakalım. 1, 2, 3, 4. 4 de alttan bakınca göreceğiz. 8. Şunları hesaplamadık. 1, 2, 3, 4. Bir de bu taraftan baktığımda 4 tane de buradan göreceğiz. 8. Toplam 24, 34, 16 daha 40, 50 tane görüyormuşuz. 50 tane her birisi de 1 olduğu için 50'dir alanı diyebiliriz dostlarım. Cismin yüzey alanı camlarla kaplı. 6 tane küp. Bu cisim için kaç birim karelik cam kullanılmıştır? Yine bize yüzey alanını soruyor dostlarım. Hadi hemen hesaplayalım. Birim küpse her bir karenin alanı bir. Kaç tane kare var diye sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane önden bakınca. 6 da arkadan bakınca 12. Şu yandan bakınca 1, 2, 3, 4. 4 de arkadan 8. Üstten bakınca 1, 2, 3. 3 de alttan 6. Ne yaptı? 12, 20, 26 tane görüyormuşuz dostlarım. Kare her biri de 1 olduğu için alanı 26'dır dedik. Geldik buna. Taban alanı 1, yüksekliği 5 olan 4 eş kare prizma. Taban alanı 1 ise tabanın bir kenarı da 1 olacak arkadaşlarım bu prizmamızın. Yüksekliği de 5'miş. Şöyle bir Lego yapılmış. Yüzey alanı nedir diye soruluyor. Hemen hesaplayalım. Şimdi şu dikdörtgenin alanı 5 çarpı 1'den 5. Yani şurası 5. 5 buradan, 5 buradan, 5 buradan. 4 tane 5 görüyorum, 20. 20 de arkadan bakınca görürüm, 40. Artı. Şimdi üstten baktığımızda şuradaki 5'i görüyoruz. Alttan baktığımda da aynı 5'i görüyorum, 10. Yandan bakalım şimdi de. Şuradaki 1 çarpı 1'den 1. Şuradaki 5 çarpı 1'den 5. Şuradaki 1, 5, 6, 7 görüyorum buradan baktığımda. 7 de bu taraftan baktığımda görürüm 14. Şimdi içine girelim. İçinde ne görüyoruz? Bakın şuradaki 5 çarpı 1'i bir de bunun tam karşısında da bir 5 çarpı 1 var. Yani 5, 5, 10 görüyoruz. Şuradakini de söyleyelim dostlar. Şurada da bir dikdörtgen var. Bunun da şurası 1 kısa kenarı. Şimdi şurası 1, şurası 1 olduğu için ortaya da 3 kaldı. 3 çarpı 1'den 3. 3 de bunun aynısı şu yukarıda var dostlarım. 3 de burada var. 6.
İşte gördüğümüz tüm alanlar bunlar dostlar. Bunları toplayın diyor bize. Hadi toplayalım. 40, 50, 60, 70, 80. Evet. Enes birim küp ve eş dikdörtgen prizma şeklindeki tahta blokları dörder tane kullanarak aşağıdaki cismi elde etmiş. Şekilde üst üste konulmuş bloklar arasındaki boşluk kalmayacak ve en az iki köşegen çekeceğimiz bir. Buna göre oluşturulan cismin yüzey alanı nedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi bunlar birim küpmüş bu arada arkadaşlarım. Her biri birim küpmüş. Bakın şunu görün. Şuradaki birim küplerden bir, şurası bir, şurası bir. Şimdi eş dikdörtgen prizmanın bakın şurası da bir olacak değil mi? Şunun kenarıyla eşitmiş bir. Demek ki yüksekliğim 4. Yani şunun yüksekliği 4. Şurası da 1. Şimdi hadi gelin hesaplayalım. Soldan bakalım önce bir. Şuranın alanı 4 çarpı 1'den 4. Buranın alanı 1 çarpı 1'den 5. Toplam 5 yaptı burası. Sonra başka bir şey görüyor muyuz buradan baktığımızda? Bir de şunları görüyoruz değil mi? 1, 2, 3, 4'ü görüyoruz. 5, 4 daha 9. Bir de şunları görüyorum. 1, 1 daha 2, 9, 2 daha 11'i görüyormuşum. Yani şuradan baktığımda toplam 11. Bir de bu taraftan bakacağız aynısına. Toplam 22 görüyoruz. Şimdi yukarıdan bakalım. Şuradaki 4'ü görüyorum. Şuraya 3 kaldı. 3 çarpı 1'den 3'ü görüyorum. Şuraya da 3 çarpı 1'den 3 kaldı. 3'ü görüyorum. 3, 6, 10. Alttan baktığımda da 10 göreceğim. Etti sana 20. Şimdi önden bakalım. Şuradaki 4'ü, şuradaki 1'i, şuradaki 4'ü, şuradaki 1'i, şuradaki 4'ü, başka şuradaki 4'ü görüyoruz arkadaşlarım. Önden baktığımızda tabii şuradaki 1'leri de unutmayalım. Şunlar da görülüyor. Evet. Şimdi toplayalım. 4, 8, 9, 10, 11, 4 daha 15, 16, 20. 20 de arkadan baktığımızda göreceğiz. 40. Evet, toplam ne yaptı? 82. 59. Ayrıtları 3 birim olan 14 küp yapı dizilmiştir. Bu yapının yüzey alanı artık nedir diye bir soru sormuş. Hadi hesaplayalım artık dostlarım bunu. Bakalım neymiş. Şimdi önden baktığımızda ne görüyoruz onu bir söyleyelim. Şimdi burada 1, 2, 3 tane kare, 4, 5, 6 tane kare görüyorum. 6 da arkadan bakınca göreceğim. 12 tane görüyoruz bir kere. 12 tanesi bir ayrıtı 3 olduğu için 9'dur bir tanesinin alanı. 12 çarpı 9'dan 108'lik bir alan görüyoruz. Bu 1. Şimdi şu yandan bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de buradan kare görüyorum. 6 da bu taraftan bakınca göreceğim. Yine 12 tane daha gördüm. Yine 108'lik bir alan. Şimdi üstten bakınca ve alttan bakınca ne görüyoruz onu söyleyelim. Üstten baktığımda dostum şunu görüyorum 1. Şimdi normalde şurada 4 tane vardı ama şu 1'i kaplamış burayı 3 tane de buradan görüyorum o halde. 1, 3 buradan. Normalde şurada 9 tane vardı. 4'ü kaplamış 5 tane de buradan görürüm. Toplam 5, 8, 9 tane daha görüyorum üstten bakınca. 9'du. Birinin alanında 9 olduğu için 9 çarpı 9'dan 81 görüyorum yani. Şimdi alttan baktığınızda sadece şu 9 tanesini görürsünüz dostlarım. En alttaki 9'u. Başka da bir şey göremeyiz değil mi? Bir 9'da oradan 81. İşte cevap bunların toplamı. Şunlar 162 yaptı. Bunlar da 216 yaptı. Toplarsak 8, 7, 378 yaptı. Edirne'den geldi cevabımız. Taban ayrıtları 30 birim ve 20 birim. Yüksekliği 4 birim olan cismin kalınlığı 3 birim. Bu cismin yüzey alanı kaç birim karedir diye bir soru sormuş bize. Hadi hesaplayalım arkadaşlarım. Önce şu yandaki dikdörtgeni hesaplayalım. Şu dikdörtgen 4 çarpı 20'den 80. Bir tane de buradan geliyor 80, 160. Önden baktığımda 4 çarpı 30'dan 120. 120 de arkadan gelecek dostum 240. Şimdi üstten bakalım. Üsttekinin alanını hesaplayalım. Bak bu büyük olan dikdörtgenin alanı 30 çarpı 20. Yani 600.
Ortadaki küçük olanın kalınlığı, bak şurası normalde şuraya kadar olan kısım toplam 30'du. 3 buradan, 3 buradan, 6'sı gitti, 24 kaldı. Şurasını da hemen hesaplayalım. 20 idi tamamı. 3 buradan, 3 buradan gitti, 6 gitti, yani 14 kaldı. Demek ki şu ortadaki dikdörtgenin boşluğun alanı 14 çarpı 24. Ben şuradaki dikdörtgenlerin alanını hesaplamak istiyorum. Kalınlığının alanını yani. Tamamından 600'den 24 çarpı 14'ü çıkaracağım dostum. Çıkaralım. Önce bir şunu bulalım. 4 kere 4 16, elde var 1, 8, 9, 4, 2, 6, 13, 336'yı çıkartacağız. Çıkartalım. 10'dan 6 çıktı 4, 9'dan 3 çıktı 6, 5'ten 3 çıktı 264. Şu üstteki şu kalınlığın alanını bulduk şimdi, 264. Bunun aynısından bir tane de altta var arkadaşım. O zaman 264 artı bir 264 daha. Şimdi ne kaldı geriye bir tek? Şu içerideki, şu anda şuradaki şu dikdörtgenin alanı kaldı. Bak şurada bir dikdörtgen var. Bu dikdörtgen, şu yandaki şu dikdörtgen. Bunların aynılarından bir de karşılarında var. Bunları hesaplayacağız şimdi. Şimdi şurası 24'tü. Yükseklikte 4 olduğu için 24 çarpı 4'tür bunun alanı. Yani 96. Bir de bunun karşısında 96 var. 2 tane 96 var dostlarım. Artı şurası 14'tü. 4 de burası, 4 çarpı 14'ten 24 ne yapıyor lan, 4 çarpı 14 40, 56. 56 da bu karşısında var. 2 tane de 56 var yani. İşte cevap bunların toplamı. Hadi toplayalım. Neyle neyi toplayalım mesela? 264 ile 56'nın toplamı ne yapar? Buna bakalım. 270, 320. 320 de bunlardan gelecek. 320, 320 daha 640. 160, 240 daha 360, 400 gelecek. 96, 96 daha 192 gelecek. Topladım. 1000, 1100, 1232. Cevap Denizli. Evet, bakalım bu ne diyor. Taban yarıçap 6 birim, yüksekliği 8 birim olan dik dairesel silindir biçimli yodum parçası aşağıdaki gibi 4 eş parçaya ayrılıyor. Elde edilen parçalardan birinin yüzey alanı nedir diye bir soru sormuş. Hemen mesela şunun yüzey alanını hesaplayalım. Şunun. Şimdi bir kere burada bir çeyrek dairemiz var, değil mi? Bir tanesinde bir çeyrek daire geliyor. Çeyrek daire değil mi? 4'e bölündü ya. O yüzden hepsi çeyrek daire. Yarıçapı da 6 olduğu için tam dairenin alanı pi r kareydi. Çeyrek daire dediği zaman 4'e böldüm. R6, 36 bölü 4'ten 9 pi. Aynısından bir de aşağıda var arkadaşlarım bunun. Altta da bir çeyrek daire var. O yüzden 18 pi oradan geldi bir kere. Artı. Şimdi biz bunu böldüğümüzde dostum, bak şu yanda bir dikdörtgen çıktı karşına. Şuradan göstermeye çalışayım. Şöyle bir dikdörtgen var. Yan yüzeyi dikdörtgen. Ve bu dikdörtgenin genişliği 6, yüksekliği de 8'miş. 48 yani bunun alanı. Aynısından bir de bu yanda var değil mi dostum? Şu yanda da bir 48 var. O halde bir 96 var. Artı bir de şuradaki alan var arkadaşlarım. Şu silindirin yan alanının tabii 4'te biridir. Bu şuradan kestiğimiz için, 4'e böldüğümüz için bu silindiri. Şöyle göstereyim. Şuradaki 4'te 1'lik yanal alanı da devreye sokacağız dostlar. Peki silindirin yanal alanı neydi? Taban çevresi yani 2 pi r çarpı yükseklik. Bunun da 4'te 1'ini alacağız. Gitti gitti 2. 2 kere 2 4. 4 kere 6 24 pi daha ekleyeceğiz buna. İşte cevap bu. 24, 34, 42 pi artı 96. Cevap Edirne'den geldi. Evet, 62. sorumuz dedik. Farklı bir soru tarzlarına geçtik şimdi arkadaşlarım. O yüzden yine burada bir durduralım. 34 dakika olmuş zaten.
Bunları da bir sonraki videoya bırakalım. Hadi öpüyorum sizi. Görüşmek üzere.